Eğitimde başarının, verilen eğitimin başarısının ölçümü elbette ki çok önemli. Bu anlamda sınavların yapılması kaçınılmaz. Ancak merkezi sınavlara baktığımızda hiç öğretmeni olmayan öğrencilerle tüm öğretmenleri seçilerek atanmış olan öğrencileri aynı sınava alıyoruz. Bu sınavlar çocukluğumuzun, çocuklarımızın çocukluğunu, yeteneklerini ve umutlarını öldürüyor. Adeta sınavlar araç iken sınavlar amaç haline gelmiş durumda. Eğitim sistemimiz bir sınav şantajı içerisinde bulunmakta. Ancak ÖSYM dediğimizde aynı zamanda bugün Türkiye'de adı en fazla şaibeye karışmış, adı en fazla yolsuzluğa karışmış bir kurumdan da ne yazık ki bahsetmek durumundayız. 2002-2013 yılları arasında binlerce uyarıya karşın, çokça basın ve medyada yer almasına karşın bugün geldiğimiz noktada hep birlikte itiraf edilebiliyor ki FETÖ 2002-2013 yılları arasında ÖSYM'yi ve tüm sınavları ele geçirmiş. ALES soruları çalınmış ve bugün üniversitelerdeki akademik kadroların büyük kısmı o çalınan ALES soruları ve o çalınan ALES sorularıyla başarılı olan kişilerin akademi camiasına FETÖ eliyle, FETÖ marifetiyle yerleştirildiği alanlar olmuş. İşte onun için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Akademiyi bir türlü FETÖ'den temizleyemiyoruz. Akademinin her tarafı FETÖ ile dolu. Ancak bundan sonraki süreçte başka cemaatlerin akademide ve sınavla girilen hiçbir kurumda yer almaması için büyük dikkat gösterilmesi gerekiyor. Bakın 2002-2016 yılları arasında istihdam edilen en az 500 bin kişinin bu çalınan sorular marifetiyle, çalınan sorularla geçilen sınavlar sonucunda istihdam kazandığını biliyoruz. Ve yine eski ÖSYM başkanlarından birisi zamanında suçlandığında o dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından açıklamaları bizi tatmin etti denilen kişi şimdi tutuklu olarak yargılanmakta. Yine sınav soruları çalındı diyen polis okulu sınavlarına giren bir öğrenci hakkında uyuşturucu kullanımı davası açılan bir öğrenci kendisini usulsüz olarak dinleyen 7 polisin 7'si de FETÖ nedeniyle bugün gözaltında. Bakınız ÖSYM'de bugün köklü bir değişikliğe gidilmek isteniyor. Ancak yapılan değişikliklerin bir bölümü olumlu görünmekte ise de Sayın Başkan, Sayın Bakanım, ÖSYM'de yapılan değişiklikler ile yeni bir siyasi yapılanmanın, yeni bir ideolojik yapılanmanın asla ve asla önü açılmamalıdır. Aksi halde bugün geldiğimiz nokta, yani FETÖ'ye teslim ettiğimiz önemli kadrolar yine ÖSYM marifetiyle başka başka cemaatlere teslim edilecektir. Bu noktada başkanlıkça uygun görüldüğünde ÖSYM'deki uzmanlara eğitim uzmanı kadrosunun verilmesinin son derece sakıncalı, marifte, milli eğitimdeki eğitim uzmanlarına ve müfettişlere büyük haksızlık olduğunu da bildirmek isterim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Uslu Er.